Şimdi bu dünyada sen lezzet alacaksın. Kardeşim, aklın varsa zevalle firak hakikati sana bu dünyada lezzet aldırmaz. Kendini kandırma. Ben de lezzet almak isterim. Gel beraber alalım ama hayvan değilsin ki sen. Hayvan olsan tamam. Hayvanın aklı yok, dünü yok, geçmişi yok, yarını yok. Anlık olarak lezzet alıyor. Şuurda olmayınca rahat ediyor. Bu dünyada hakiki manada hiçbir şekilde lezzet alma imkanı yoktur. Üstad diyor ki, ben diyor firaktan ve zevalden çok inciniyorum. Bak üstad diyor ne diyor? Ben diyor zevalden ve firaktan çok inciniyorum. Halbuki sevdiğim dünya ve dünyeviler müfarekatla beni bırakıp gidiyorlar. Ve ben de gideceğimi biliyorum. Bütün dünya gidiyor, ben de gideceğim. Şimdi adam diyor ki kardeşim ya siz bu dindarlar var ya insanların lezzet almasına engel oluyorsunuz. Ki insanların keyif almasından hoşlanmıyorsunuz ya insanlar bırakın keyif alsınlar falan. Kardeşim insan bu dünyaya keyif sürmek, lezzet almak için gelmedi. İspat mı istiyorsun? Çok kolay. İnsanın bu dünyaya keyif sürmek ve lezzet almak için gelmediğinin ispatı. Bir, gelenlerin gitmesi. Gelen gidiyor mu? Gidiyor. O zaman sen bu dünyada keyif alamazsın. İki, gençlerin ihtiyarlaşması. Eğer ben bu dünyadan keyif sürmek, lezzet almak için gelseydim ben gençlik devresinde sürekli yaşamam lazım. Halbuki 15-17 sene boyunca ben hayatı zor öğreniyorum yani. 18'den 40'a kadar gençlik devresi, 40'tan sonra başlıyor. Hani meşhur bizim göçmenlerin 40 tırt misali. Yavaş yavaş artık debi düşmeye başlıyor. O zaman hangi lezzet, hangi keyiften bahsediyorsun? İddian çürüdü. Üçüncüsü, mütemadiyen zeval ve firak hakikatinin tezahürüdür. Bağlanmış olduğun en basit bir yemek, lezzet almış olduğun en basit bir yemek dahi bitiyor mu? Bitiyor. Lezzeti bitiyor mu? Bitiyor. Mesela şu anda kuzu tandır olsa önümüzde değil mi? Yersin. Yersin ama ye bir yere kadar yedikten sonra artık bitti yani. Lezzet alamazsın. Mesela geçmişte öyle kavimler varmış. Adamlar Sevmut kavmine aşırı derece yemeğe düşkünler falan. Adam artık yiyor şimdi bakıyor ki bir hakikat var ki doyuyorum ve artık doyunca da lezzet alamaz hale geliyorum. Onların böyle bir tüyleri varmış böyle ağızlarına sokarlarmış affedersiniz. Böyle istifa ederlermiş tekrardan yemek yemek için. Bakın zeval ve firak varsa lezzet olmaz. Mutlak lezzet olmaz. Anlıktır lezzet. Geçicidir. Yani sen lezzet alırsın ve biter. Hemen arkasından o lezzetin bitmesi sana elem vermeye başlar. O yüzden üstad diyor bu dünyada geçici lezzetlere değil, tam tersi böyle geçici elemlere talip olmak lazım. Çünkü elemin bitmesi lezzet verir. İspat, yani bakın psikolojik bu. Geçmişte mesela ben kendi hayatımda yaşamış olduğum bir böbrek taşı dökme hadisesi vardı. Şimdi ne yapıyorum? O hatırlayınca elhamdülillah diyorum. Çok şükür Cenab-ı Hak hamdolsun geçti be hamdolsun ne çekmiştim elhamdülillah. Bak her anlattığında elhamdülillah diyorum. Peki bundan geçmişe ve böyle lezzetli zamanlarınızı hatırlayın. Ne diyorsunuz? Hey gidi gençlik be. Hey gidi günler be. Bak elem. Lezzetler deşildikçe elem akar. Elemler deşildikçe eğer şuurlanmışsan lezzet akmaya başlar. Adam işi çözmüş yani. Biz lezzet peşinde koşuyoruz. Diyor ki o diyor geçici elemler daha büyük lezzettir. Çünkü elem bitince lezzet verir. Lezzet bitince elem verir. Şimdi bu dünyada sen lezzet alacaksın. Kardeşim aklın varsa zeval ve firak hakikati sana bu dünyada lezzet aldırmaz. Kendini kandırma. Ben de lezzet almak istiyorum. Gel beraber alalım ama hayvan değilsin ki sen. Hayvan olsan tamam. Hayvanın aklı yok, dünü yok, geçmişi yok, yarını yok. Anlık olarak lezzet alıyor. Şuurda olmayınca rahat ediyor. Mesela dikkat edin kesim yerlerinde. Orada hayvan kesilirken ötekisi orada ot yiyor, su içiyor. Sen böyle bir şey yapabilir misin? Ya şurada birisi gelse bıçakla kese İsmail abi. Serkan durur mu orada? Elinde bıçak olsa kaçar zaten. Öyle değil mi? Veyahut da dur ya biz de yemek yiyelim. Sıra bize gelene kadar biz karnımızı doyuralım der misin? De ulan kardeşim adam öldürüyor. Sıra sıra gidiyor bu adam. Buradakilerin hepsini biçecek diyor. Sıra sana geleceğini biliyorsun. Akıl noktasında sen rahat edemezsin. Keyif alamazsın. Kimi kandırıyorsun ya? İnsanı adam tanımlaması bir kere yanlış. Böyle tanımlayınca sanki dini de alıyor. Hayatının lezzetinin önündeki bir engel olarak görmeye başlıyor. Hayır, din diyor ki bak sen bu dünyada lezzet alamazsın. Bu lezzetleri marifetullah ile donatman lazım, bezemen lazım, hakikatini görmen lazım ki keyif alasın. Sen en büyük hakikat zeval ve firakı görüyorsun ve ben lezzet alacağım diyorsun, yalan konuşuyorsun. O yüzden lezzetin hakiki lezzet olması zeval görmeyip devam etmesindedir. O yüzden hakiki lezzet cennettedir. Cennette doyma yoktur. Cennette aynı lezzetin ikinci bir tekrarı yoktur. Mesela bir elma yiyeceksin. Allah nasip etsin inşallah. O elmayı yedin. O elmayı her ısırışta, her çiğneyişte artan bir lezzet almaya başlayacaksın. Ve doyma olmayacak. Doyma olmayınca sonu olmayacak. Sonu olmayınca sürekli şekilde lezzet alacaksın. Sürekli şekilde lezzet alacaksın. Yalnız olur mu? İşte idraki meali. Bu küçük akla gerekmez. Zira diyor bu terazi bu kadar sıkleti çekmez. Bu dünyada anlayabileceğin bir hakikat değildir.
Çünkü bu dünyada sen kıyasla anlıyorsun. O mananın anlaşılma imkanı yoktur. Şu anda da mesela bakın biz elmayı yerken aslında her seferinde farklı lezzet alıyoruz. Ama bizim lezzet alma kuvve-i zayikamız o kadar körleşmiş ki biz ne yapıyoruz? Elma yani. Hayır, o elmanın her ısırışında, her çiğneyişinizde farklı bir lezzet vardır. Adam mesela gurme, adam hassas dile sahip. Alıyor, bunda bu baharat var, bunda baharat var, bunda var, bunda var, tak 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 sayıyor. 10 tane, 20 tane baharat sayıyor. Sen alsan yani köfte yani. Tarçın dersin en fazla, kekik dersin, bildiğin 3-5 tane baharat söylersin ama adam bir alıyor, sıramasına diziyor. Tık tık bu var, bu var, bu var, bu var, bu var diyor. Hatta bunu da katmışsınız diyor. Hassas dil olunca, abi şimdi löp 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 götür 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 sonra elma yani, elma yani. Çünkü aynı bir tecelliyat olmaz, imkansızdır. Allah bir esmasının bir boyutunu bir kere gösterir, bir daha sıra gelmez ona artık. Lezzetin hakiki lezzet olması, zeval görmeyip devam etmesindedir. O zaman lezzet olur. Zira elemin zevali lezzet olduğu gibi, elenmiş şeylerin zevali lezzettir, lezzetin de zevali elendir. Yemek yiyorsun değil mi? Dün biz mesela aşırı derece fazla yemek yedik. Yani gerçi her gün aynı şeyi yapıyoruz da ondan sonra dün ama haddini geçtik yani onlar. Hemen abi o çok şiştin falan, soda hop çekiyorsun bak. Ne oldu? Elem verdi. Lezzet midir bu yani? Evet. Rahatsız etti. Gece uyuyamıyorsun. Ağzından affedersin şey çıkıyor işte reflün varsa ağzından hareket falan. Mide işte krampı, ülser mülser. Ne oldu? Hani lezzet? Hiç siz sığırın ülser olduğunu gördünüz mü? O lezzet odur işte. Yer 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 yer. Çatlar gider ama yer yani. O çatlayacağım ben falan demez yani. Biz ne diyoruz abi bir kaşık daha al abi çatlayacağım patlayacağım yemiyorsun. Lezzet budur. Eğer lezzet bitmezse lezzettir. O yüzden bu dünyaya baktığında neyi göreceksin? Şu dünyadaki tezyinat, süslendirmeler, telezzüz ve tenezzüh için değil. Yalnız bunun için değil. Çünkü bir zaman lezzet verse, firakıyla birçok zaman elem verir. Sana tattırır, bak tadarsın, iştahını açar fakat doyurmaz. En büyük hata bu dünyada doymak istemektir. Sıkıntı buradan kaynaklı. Demiş bir güzel Cenab-ı Hak, bunlar numune. Tat, asıllarına talip ol. Tat, arkaya talip ol. Biz ne yapmışız? Tatmışız, tatmışız, anlamamışız, bir daha tatmışız, sonra doymak için uğraşmışız, makine bozulmuş. Ne demen lazım? Tadacaksın, işi anlar, ne yapar? İntizar ile telezzüz eder. Yani bekler, der ki ya bunlar numune, ne diyor? Demek değmez ki alınsa çürük maldır hep bu çarşıda, bunu anla. O zaman ne yapacağım? Öyleyse geç, iyi mallar dizilmiş arkasında. Numunelerin hepsi arkaya davet etmektir. Sen showroom'a takılmışsın. Ve zeval tokadını da yiyorsun. O zaman doyurmaz. Çünkü ya onun ömrü kısa ya da senin ömrün kısadır. Doymaya kafi değil. O yüzden dünyanın bu noktadaki mevcudata eğer mana ismiyle bakarsanız yani Allah'tan kopuk bir bakış yani iki iman rükmü dedi ki amentü billah'tan kopuk bir bakışla bu dünyada insan rahat yüzü göremez, keyif süremez, lezzet alamaz, mutlu olamaz. Özellikle bu süslü hayatlar, zahiri ve debdebeli hayat yaşayan, çok da mutlu olduklarını iddia edenler, o sosyal medyada böyle paylaşan ünlülerin işte hayatlarına baktığınızda bunu çok net görürsünüz. Bizim hayatımız da bu kadarsa onların hayatını siz düşünün yani. Bizim hayatımız bak dindar olarak kendimizi gördüğümüz insanlar olaraktan bizim hayatımız bu kadarsa onların hayatını siz düşünün. Ama aşırı morfinle ne yapıyor? Kendini uyutuyor, 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 mutlu süsü veriyor. Sürekli o gülüyor, içi kan ağlıyor. Eroin desen, esrar desen onda. Hayat Allah'la hayatlanmazsa, imanla hayatlanmazsa, ibadetle süslenmezse ve ahiretle desteklenmezse bu hayat hayat olmaktan çıkar abiler. Din budur işte. Sana Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne getirmişti? Ya sana insanlığı getirmişti. İnsanı insan yapmıştı aleyhissalatü vesselam. Daha büyük bir şey değil ama anlıyor şimdi din dediği. Dün bir tanesi öyle karşılaştık. Ya işte bu hüküm bu mudur? Bu bu mudur? Bu mudur? Almış böyle bazı ilmihal bilgilerini döndürüp döndürüp duruyor ya. Kardeşim ya bu değil ki ya. Ya sana ne kattı din yani? Bu mudur yani hüküm işte bu suyu üç kere içmek kim koymuş bu hükmü? Efendimiz hüküm koyabilir mi? Koyamaz mı falan. Bana göre benim alemde çok böyle gereksiz konu yani. Bu bunu öğrenmek değil ki dinin sana ne kattığını anlaman lazım. Ne kattı din sana? Mesela mutlu musun? Zeval ve firak tokatlarını yedikçe yamuluyor musun? Depresyona giriyor musun? Bakın şimdi mesela alem-i İslam için en büyük kronik hastalık nedir? Depresyondur yani. Evlerinize bakın huzursuzluktur. Niye? İmkanlar fazla her şeyimiz tam ama huzur yok. Çünkü iman yok. İman zayıf. Allah'a iman zayıf. Sıkıntının nereden geldiğini bulamıyoruz. Ahirete iman zayıf. Bu dünyanın geçici olduğunu unutmuşuz ve bu dünyada mutlak mutluluk arıyoruz. Olmayan kara kediyi kapkaranlık bir gecede aramak gibi bir şey bizimki. Mana ismi dediğim o yani. İnsan deyince adam ne anlıyor? Şu vücut.
kuvvetli kaslarım, işte şu elimin uzunluğu vesaire organlarımın kuvveti, işte yakışıklılığım, saçımın falan filan. İnsan bu. Dünya ne? Ya, gördüğüm işte kardeşim. Ben ne kadar lüksümü arttırırsam o kadar huzurlu olacağım. İmkan yok kardeşim. Asr-ı saadette maddi imkanlar yok muydu? Yoktu. Ama huzur var mıydı? Vardı. Niye asr-ı saadet oluyor? Çünkü huzur manadadır. Din manayı ders verir. Bu kadar her şeyin kopup gitmiş olduğu bir dünyada zeval ve firak tokadını yiyen bir insanın kendini uyutmaktan başka bir çaresi yoktu. O anlatsın külahı benim. Hani çok mutluyum, huzurluyum. Etrafta pozlar vermek de olmuyor bu iş yani. Hayatına bakacaksın.